Herkese selam Teknoloji Ok takipçileri. Bugün sizlerle yine bir Huawei ürünle karşınızdayız. Bu seferki konuğumuz Huawei MateBook 16 S olacak. Marka gerçekten ihtiyaçları çok iyi biliyor ve bu ihtiyaçlara yönelik çok iyi ürünler çıkartıyor. Yine öyle ürünlerden birindeyiz. Aslında bu cihazı kısaca özetleyecek olursak geniş ekranıyla ve dokunmatik ekranıyla, güçlü işlemcisiyle beraber sizlere Premier kullanıcılarını ya da video fotoğraf düzenlemek isteyen insanlar için çok çok güzel bir bilgisayar. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Tasarımından başlayalım. Başlayacak olursak şöyle ekrana bakıyorum. Çok geniş bir ekranım var. Zaten bir önceki model olan 16'da da yine böyle çok geniş bir ekranla bizleri karşılamıştı. Çok ince çerçeveler var. Eminim bunları detaylarda göreceksinizdir. Böyle basit bir görünümü var aslında. Yine bir önceki bildiğimiz Huawei cihazlar gibi ama o basit görünümün altında premium hissiyatını size gerçekten doyasıya yaşatıyor. Alüminyum alaşımlı metal bir gövdeden yapılmış bu cihazımız. Yani çizilmelere, kırılmalara oldukça dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Cihazın böyle kullanıcıya bakan bir hoparlör ve mikrofon sistemi var. Bu mikrofon sisteminin hemen yanında böyle bir de klavyemiz var ve bu klavye gerçekten tuş hissiyatını çok güzel yaratıyor. 1.5 milimlik bir klavye tuş mesafesi bulunuyor. Yazarken gerçekten keyif alıyorsunuz. Aynı zamanda böyle ekran gövde oranında çok iyi bir şekilde korunmuş bir cihaz bizlerle beraber. Klavyenin hemen altında da böyle bir touchpad var. Touchpad'i yani gerçekten bir önceki Huawei cihazda da bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Yani kaymak gibi bir hissiyat yaratıyor. Genelde ben kendim için en azından bir bilgisayar kullandığım zaman mouse'umu yanımda taşırım. Çünkü touchpad kullanmak gerçekten zor. Aynı zamanda bu cihazın dokunmatik bir ekranı olması da zaten touchpad olayını da biraz daha azaltıyor. Her neyse touchpad tarafında da çok geniş bir touchpad olduğu için buradan da mobil cloud tarafından cihazı koyduğunuzdan bağlanabiliyorsunuz. Onun da detaylarına geleceğim. Cihazın alt tarafındaysa Huawei'in geliştirdiği Shark FinFan soğutması bulunuyor. Bu soğutma çift ısı borusuyla beraber güçlü bir şekilde çalışıyor. Bağlantılar tarafına gelecek olursam şimdi bir Thunderbolt 4 4K bağlanma yerimiz var. Aynı zamanda bir USB tarafımız, şarj girişimiz, tekrar bir USB tarafımız, 3.5 milimlik jack girişimiz. Diğer taraftaysa yine USB girişimiz, HDMI girişimiz bulunuyor. Bağlantılar tarafında oldukça güçlü bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bahsetmek istediğim bir özellik, ince çerçevelerin içerisine kamera yerleştirilmiş. Bir önceki modellerde biliyorduk ki klavyenin içerisine bastığınız zaman açılıyordu. Bunda gizlilik açısından aslında önemli olduğunu söylüyorlardı ama açı genişliği birazcık daha kötü durduğu için kullanıcılar tarafından çok da beğenilmedi sanırım ve artık Huawei bunu değiştirerek tekrar kamerayı yukarıya aldı. Yukarıda da 1080p çözünürlükte bir kamerası bulunuyor. Tasarım tarafında bahsedeceklerim bu kadar. Gerçekten ekran gövde oranı çok güzel bir şekilde korunmuş. Geniş bir bilgisayar bizlerle beraber. O zaman bir de ekrana geçelim bakalım ekranda bizlere neler sağlıyor. Ekran tarafında 16 inçlik dev bir ekranımız var. Gerçekten bu bilgisayarın belki de en önemli özelliği ekranı. Ama şimdi teknik özellikler eminim karşınıza gelecektir. Çok güçlü özellikleri var. 2.5K'lık bir ekran çözünürlüğü bizlere sunuyor ve 3'e 2 oranlı bir ekran gövde oranı var. 1.7 milyar renk kapasitesi sunan bu bilgisayarın dokunmatik ekranında bulunuyor ve 60 Hz'lik bir tazeleme hızı var. Aynı zamanda bilgisayarın tüm tarafına alınmış renk doğruluğu ve kararlılığı sertifikası da bulunuyor. Bu durumda size en başta söylediğim gibi eğer Premiere kullanıyorsanız ya da herhangi bir video fotoğraf düzenlemesi uygulamasında böyle güçlü bir sertifika alması sizi eğer diğer rakiplerinizde bununla çok uğraşıyorsanız bu sizin işinizse bir adım öne kesinlikle atacaktır. Bundan bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda uzun saatlerce bu bilgisayarda çalışabiliyorsunuz. Neden? Çünkü Huawei diğer cihazlarında olduğu gibi bu cihazda da mavi ekran korumasını sizlere sunuyor. Bu da uzun saatler çalışmada sizlere kolaylık sağlıyor. Dediğim gibi Premiere kullanıyorsunuz. Bir saatlik bir işiniz genelde olmuyor. 4-5 saatinizi bilgisayar başında geçiriyorsunuz. O yüzden bu sertifikalar
göz korumaları gerçekten sizin sağlığınız için oldukça önemli. Daha demin de bahsettim. 1080p'lik bir kameramız bulunuyor. Bu kamera toplantılar için aslında sizin için oldukça önemli. Aynı zamanda ikili mikrofonda yine gürültü engelleme sistemiyle beraber sizde odağınızı alıyor ve görüntülü görüşmelerde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Son olarak 60 Hz'lik tazeleme hızı da bence oldukça yeterli bir hız olduğunu söyleyebilirim. Yani bazen oyun tarafında yetmeyebileceğini düşünüyor olabilirsiniz ama oyun tarafına da gerçekten iyi işler çıkartan bir bilgisayar sizlerle beraber. Dedikten sonra biraz da donanım tarafına gelelim. Bakalım bu güçlü cihazın donanımında neler var? Hiç merak etmeyin, çok güçlü bir donanımı var. O zaman donanım tarafında teknik tablomuz gelsin. 12. nesil Intel Core H serisi işlemcisi kullanılmış ve bu işlemcinin 16 GB'lık LPDDR5 RAM bulunuyor. Aynı zamanda 512 GB ve 1 TB'lık depolama kapasitesi bu cihazla beraber geliyor. Intel Evo sertifikası bulunuyor ve Intel Iris Xe grafik işlemcisi bu cihazla beraber geliyor. Teknik tabloyu görmüş olduğunuz, teknik tablodan bahsettikten sonra daha öncesinde mutlaka duymuşsunuzdur Intel Evo sertifikasını. Peki bu Intel Evo sertifikası ne işe yarıyor? Cihazınız çok daha güçlü uyanıyor. Dediğim gibi Premiere uygulamalarını kullanıyorsunuz, render almakta gayet hızlı bir şekilde bu işlemizi halledebilirsiniz. Tabii ki bağlantılar kısmınız da önemli. Onun dışında tutuyorum bu durumu. Daha fazla batarya kapasitesi sunuyor aslında. Daha uzun çalışma ömrü sunuyor. Özetleyecek olursam performansı %100 arttırıyor gerçekten ve size güzel bir deneyim sunuyor bu cihaz. Donanım tarafına da bu şekilde bahsetmiş olduk. 12. nesil Intel H serisi işlemcisi var ve i9, i7 olarak iki varyantı bulunuyor. O da sizin seçiminize kalmış bir durum. İkisine de fiyat farkı da bulunuyor. Yine Huawei web sitesi üzerinden bunlara bakabilirsiniz. Gerçekten donanım tarafında güçlü bir cihaz sizlerle beraber yarı yolda bırakmaz. Uzun uzun kullanabilirsiniz. Dedikten sonra biraz da şarja gelmek istiyorum. Şarj konusunda neler sağlıyor? Huawei bildiğiniz gibi hep bahsediyoruz. Batarya konusunda gerçekten sizi asla yarı yolda bırakmayacak bir marka. Ve cihazlarına da bunu yansıtıyor. Bu bilgisayarımızda 84 watt saatlik bir batarya kapasitesi var ve 11 saat kesintisiz bir şekilde video izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu videonun dışında da ofis programları olsun, bunları da 9 saat kesintisiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kutu size geldiğinde i9 işlemciyi eğer seçtiyseniz 135 wattlık bir şarj adaptörüyle beraber geliyor. Ama i7 işlemciyi seçtiyseniz de bu tarafta da 90 wattlık bir adaptörle sizlere geliyor. Bu da oldukça güçlü. İki tarafta sizi tatmin edebilecek seviyelerdeki hızlı şarjlar. Laptopunuzu şarja taktığınız zaman yaklaşık bir yarım saat içerisinde %50'ye kadar şarjı da ulaşabiliyor. Bu da eğer bir seyahat ediyorsanız ya da acilen bir yere çıkmanız gerekiyorsa hazırlanma sürecinde hemen şarja taktığınızda sizi kolaylıkla o gününüzü çıkarabilecek seviyeye ulaşabildiğini söyleyeyim. Son olarak da bu Huawei şarjlarla, evet, eğer telefonunuzda Huawei ise ya da tabletiniz ya da kullandığınız diğer Huawei ürünlerle tek bir cihazla şarj edebilirsiniz. Bu da sizi kabloların arasında boğulmaktan kurtarır diyeyim. Ve yavaş yavaş sona doğru gelirken bir de kamera kalitesine göz atalım. Kamera kalitesinde o zaman hemen testi görelim ve tekrar gelelim. Şu an başlattım. Umarım sesim size iyi bir şekilde geliyordur. Görüntü kalitesi bu şekilde görünüyor ve böyle herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Şu an bunu normal mouse'la başlattım ve parmağımla beraber durduruyorum çünkü ekranımız dokunmatik. Kamera kalitesinde yine tatmin edici bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada en başında bahsetmedim. Hoparlör tarafında da bize bakan bir hoparlör olduğunu söylemiştim ama oldukça güçlü bir hoparlörü var. O zaman bir de küçücük hemen hoparlör testine gidelim. Geldik ve son testimiz olan Huawei device özelliğine, bağlantılar tarafına. Siz de göreceksiniz zaten. Telefonunuzu touchpad kısmına koyduğunuz zaman çok kısa bir sürede hem telefonunuzda hem de bilgisayarda o reaksiyonu göreceksiniz. Anında bağlanabiliyor ve dosyalarınızı hızlı bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Bence bu gayet güzel bir özellik. Bluetooth'la bağlanmak, kabloyla bağlanmak gerçekten biraz artık bu devirde can sıkıcı olabiliyor ama bu özellik oldukça güzel. Her
her şeyden bahsettik. Son bahsedeceğim şey ise Huawei Mobile Cloud, yani bulut uygulaması. Oldukça güvenli bir şekilde çalışıyor. Bu konuda kesinlikle bir sıkıntınız olmasın. Huawei tüm bilgilerinizi, tüm verilerinizi gerçekten güvenli bir şekilde saklıyor. Bundan da kısaca bahsetmiş olayım ve fiyata geleyim artık. Fiyat tarafındaysa bu performansa göre yine ideal bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü geniş ekran, son teknoloji işlemci, hepsi bir arada ve fiyata geliyorum. i7 tarafında fiyat 30 bin lirayken i9 işlemci tarafındaysa fiyat 35 bin liraya kadar yükseliyor. Tabii ki sizin istediğiniz, ihtiyacınıza göre olanı kendiniz belirleyeceksiniz. Biz de fiyattan bu şekilde bahsetmiş olalım. Bence cihaz oldukça güzel. Her özelliğiyle güzel ve eğer Premiere ya da böyle video fotoğraf uygulaması kullanıyorsanız ve benim ihtiyacım olan bu diyorsanız kesinlikle alabileceğiniz bir bilgisayar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü dokunmatik ekranı da sizin bu uygulamalar arasında geçişlerinizde oldukça kolaylık sağlayacaktır. Ben bu cihazı çok beğendim. Siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında bizlere belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Bay bay.